Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung SCX4623 marka ve model yazıcımızın kağıt kırma tamirini yapacağız. Sorunu bunun kağıdı buruşturarak çıkarması, kağıdı kırması ve bu arızası da içerisinde füze ünitesi dediğimiz bir parça var. Fırın ünitesi kağıdı ısıtarak çıkaran parça. O parçadan kaynaklanıyor. Bugün onun sökümünü ve o parçada hangi parçaların değişmesi gerektiğini tarif edeceğim. Öncelikle kasetimizi çıkarıyoruz. Sonrasında arka kapağımızı çıkaracağız. Bu arka kapağımızın 5 civatası var. Arka kapağımızı çıkardıktan sonra zaten fırın ünitemiz görünecek. Onun yerinden söküp onun üzerindeki değişmesi gereken parçaları göstereceğim. Bu Samsung'larda genelde rutin arızadır. Bu modellerde çok sık rastlanır. Şuradan çekiyoruz, kapağımızı alıyoruz. Fırın ünitesi dediğimiz parçamız şudur. Bunun iki tane mavi kolu var zaten. Kağıt sıkıştığında bunlar aşağı doğru eğdiğinizde kağıdı daha rahat çekip çıkarabilirsiniz. Bunu öncelikle sol tarafta bir tane soket var. O sol taraftaki soketini çıkarabilmek için sol taraftaki kapağımızı çıkaracağız. Tabii bunlar hep birbirine bağlı olduğu için. Biraz sert çıkar bunlar. Öncelikle bir tane soketimiz var. O soketimizi söküyoruz. Söktükten sonra bu soketi yerinden çıkarıyoruz. Bu kırmızı soket. Sonrasında iki adet burada ve iki adet sol tarafta fırının tepkinin cıvataları var. Onları alıyoruz. Bir. İkincisi de zaten tam karşıda. İki tane sağda, iki tane solda cevaplanacak. Bunları alıyoruz. Şu bir. Sonrasında bir tane şurada soketimiz var. O soketimize üstten tırnağıyla yardımıyla basıp böyle çekiyoruz. Yoksa şuradaki tırnak kırılabilir. Tamamdır, bu kadar. Şimdi fırınımızı kendimize doğru çektiğimizde bu şekilde gelir. Sökerken dikkat etmeniz gereken şurada bir fırın sensörü var. Buna dikkat edin, kırılmasın. Ondan sonra budur. Fırın ünitesi dediğimiz parçamız bu. Kağıdı kıran, kağıdı ısıtan, ondan sonra kağıdın sıcak çıkmasını sağlayan bütün şey bu. Şimdi bunda ise temel parçalar var. Üstteki siyah görünen upper roller dediğimiz merdane, siyah merdane. Bir de altta merdanemiz var. Onun adı da pres merdane. Şimdi bunun şuradaki alttaki kapağını çıkaracağım. Şimdi kağıdı kırmaya başladığı zaman ilk olarak bakmanız gereken bu fırın ünitesindeki bu parçamızdır. Bu parçanın üzeri gördüğünüz gibi toz dökülmüş. Bu dökülen tozlar presimizi bozmuş ve aynı zamanda da kağıda yapışaraktan kağıdın kırılmasına sebebiyet veriyor. Bunu elimizden geldiğince çok güzel bir şekilde temizleyerek, şimdi kabasını alıyorum ben. Ondan sonra diğer ikinci püf noktada şu uç kısımlarda, bakın buralarda şey birikiyor, toner tozu sertleşiyor sıcaklığından dolayı. Buraları temizliyoruz.
kağıdı kırmaya yarayan sıkıntılar bunlar. Bunları güzelce temizledikten sonra biraz daha detaylı temizlik yapacağım. Ben bunu genelde saf alkol ya da şeyle temizliyorum. İspirtoyla. Şurada bakın üstünde görüyorsunuz birikmiş olan pislikleri. Buraları böyle temizliyoruz. Şu aralarda sıkıntı var. Genelde şu çizgilerin üzerinin çok temiz olması lazım. Çünkü kağıt geçerken bunların üzerinde sürtünerek geçiyor. Eğer buralarda herhangi bir toner tozu, işte katılaşmış toner varsa zaten kırmaya onlar yapar. Ondan sonra bunu çok güzel bir şekilde temizliyoruz. Temizledikten sonra tekrar takacağız. O dursun orada. Dediğimiz gibi, gördüğünüz gibi alttaki de şu yumuşak olan presli olurdur. Kauçuk parçadır. Üzerini görüyorsunuz, böyle hep toz olmuş. Bu tozun sebebi kağıdın kırılmasına sıkıntı yapar. Bunun sökülmesine gelince de şurada bir cıvatamız var. Burada, burada var. İki. İki tane de bu tarafta var. Sonrasında şuradaki kablomuzu yerinden çıkartıyoruz. Şuradaki kablomuzu da çıkartıyoruz. Tamamdır. Sökmeden önce şurada bir çarkımız var. Şu çarkımızın cıvatası var, onu alıyoruz. Onu aldıktan sonra çarkı çıkardık. Şurada küçük bir çark var. Düşmesin, onu çıkarıyoruz. Şu sabit zaten, o durabilir yerinde. Ondan sonra diğer püf noktalar ise şurada. Şurada kapağımız var. Bu kapağı yerinden çıkaracağız. Şurada bir yeri var zaten. Kendini çıkar buradan. Şunu çıkarıyoruz. Bir de karşılığında yer var. Bunu da söktük. Sonrasında bu Samsung'ların genelin hepsinde ampul sistemiyle çalışır. İçerisindeki ısıtıcı ampuldür. Ampulümüzü sökeceğiz. Tabii ampulümüzü sökmeden önce soketimizi çıkarmamız gerekiyor. Çünkü sonrasında zor olur. Bahsettiğim gibi buradaki tırnağımıza basıp şu soketimizi söküyoruz. Bir. İkinci bir soketten de yine aynı yerde var. Soketimizi hafiften bastırıyoruz. Yerinden çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra şu kablomuzu kurtarıyoruz. Bunu da buradan kurtarıyoruz. Sonrasında ters çevirip üst bölmeyi yerinden çıkaracağız. Tabi şuradaki amperin cihazlarını unutmamak kaydıyla. Sonrasında üst bölümümüzü çıkarıyoruz. Söktüğümüz parçalarımız zarar görmesin diye. Ampul ısıtıcı budur. Genelde bunlarda eğer fırın hatası verirse cihaz, ondan sonra bu ampul kırıldığından, patladığından dolayı yapabilir. Bunu şöyle temiz bir yere ayırıyorum.
Ya da başka bir hata verdiğinde ısı kaybı, işte düşük ısı hatası veren verdiğinde şu termistörlerden kaynaklanır. Bunlar iletişim geçirmediği zaman sıkıntı yapar. Bunları değiştirebilirsiniz. Ondan sonra termometremiz bu. Bu ünitenin şurada bakın görüyorsunuz. Toz. Toner tozu. O da sertleşmiş. Burada görüyorsunuz tırnaklarda. Tırnaklar kirlendiği için kağıdı kırar. Bu tırnaklarımızı tertemiz temizliyoruz. Sökmemize gerek yok. Sökmeden dışarıdan böyle temizleyebiliriz. Şurada bir tane termistörümüz var yine ısıyı ayarlayan. Onu da temizliyoruz. Tamamdır. İçerisinde tozdan eser kalmayacak şekilde güzelce temizliyoruz. Tamam, tırnaklarımızı temizledik. Termistörümüzü temizledik. Bu tamam. Şimdi diğer parça bunlarda yine en çok çark hatası verir, çark kırılır. Ondan sonra kırılmasının sebebi de işte zaten çark plastik olduğu için görüyorsunuz dişleri yenmiş. Belli bir müddet sonra bu çarklar kırılmaya başlar. Kırılınca ses yapar. Kütür kütür ses yapar. Yine aynı çarktan bir tane makinenin içerisinde var. Şu çark karşılığı. Bu çark, bu çark ikisi takım olarak değişir. Ne zaman ki ses yapmaya başlarsa bunun ikisini değiştirmeniz gerekecek. Bu eskimiş ama şimdilik idare eder. Sonrasında bu upper roller'ımız. Bunu sökmemize gerek yok. Bunda şu an çok kötü bir durum yok. Ondan sonra şu alttaki dediğimiz gibi işte pres merdanımız. Onda çok kötü bir şey yok. Bunları üzerindeki tozu şu şekilde kuru bezle silebilirim. Ya da elinizde kullandığınız sellozik tiner varsa sellozik tinere az bir bandırarak ondan sonra sellozik tinerle silebilirsiniz. Ondan sonra sellozik tineri sadece şu iki parçada kullanırsınız. Diğer parçalara değdirme çünkü parçayı bozar. Bakın şu kenarları görüyorsunuz. Toz oralara yapışmış kalmış. Tamamdır. Yani bu kırmasını fırın ünitesinin kağıdı kırarak çıkmamasının başlıca temel sebepleri. Birincisi şu kağıdı fırına sokan parça az önce videomuzun başında da temizlediğim. Bunu şimdi daha detaylı temizleyeceğim ben. Ondan sonra tertemiz edip üzerinde hiç tozdan, kirden, lekeden, ondan sonra toner tozunun tortusundan falan hiç eser kalmayacak şekilde temizleyeceğim. Bunları temizledik. Upper roller'ımızla pres merdanımızı temizledik. Bu tamam. Ondan sonra ve yine şuradaki göstermiş olduğum tırnaklarımız, bu tırnaklarımızı temizliyoruz. Bu tırnaklarda eğer toner tortusu kalırsa o da kağıdın kırılmasına sebep verir. Ondan sonra yani güzelce temizleyip tekrar takıyoruz. Ondan sonra sıkıntısız bir şekilde devam eder. Ama hata eğer daha da çözülmez ise bu upper roller'ın şu kenarındaki parçalar onlar sıkıntı yapabilir. Bunları da değiştirmeniz gerekebilir. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kolay gelsin.